Herkese merhaba. Gol var mı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine Galatasaray transfer gündemini konuşacağız. Umarım keyifli bir yayın olur. Yayını desteklerseniz yani kanala abone olup yayını beğenirseniz, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Galatasaray son 3 transferi doğru ilerliyor. Yani 10 numara kanat transferi ve 8 numara transferi Tabi 10 numarayı biraz bekleyeceksiniz. Orada da bazı detaylar var. Size aktaracağım. Kanatlarda da ilginç bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bir transfer çalımı atabilir. Ama 8 numarada bir netleşme var. Bir daralma var. 8-10 isimle görüşüyordu Galatasaray. En son 3 isme indi. Hatta bir isim çok ön plana çıktı. İlk olarak Fred'i anlatalım. Fred de Manchester United'ın inadı bir türlü kırılmıyor. Fulham'dan da 15 milyon euro teklif aldıkları için açıkçası bon servisinde indirme yanaşmıyorlar. Burası tıkanmış durumda. Galatasaray Endombele ile anlaşma noktasına gelmişti. Endombele Galatasaray evet dedi. Bir miktar bon servisinde e, Tottenham kulübü indirim yaptı. 10. yıllık kazancında indirim yaptı. Fakat burada da durdurma tuşuna Galatasaray bastı. Çünkü Parades'ten haber geldi. Parades ki daha önceki yayınlarda hep anlatmıştım. Kesinlikle ve kesinlikle rafa kalkmış bir transfer değil. Parades eğer Galatasaray'ın teklifini kabul ederse Galatasaray'ın tekrardan yönelebileceği bir isim demiştik. Nitekim Parades birçok İtalyan kulübüyle görüştü, İspanyol takımlarıyla görüştü. Birçok 5 e, büyüklükten takımla görüştü. Fakat Galatasaray'ın vermiş olduğu kontratı hem 3 e, yıllık bir kontrattı hem de 3 milyon euronun üzerine çıkan bonuslarla beraber... Parades adında tatminkar bir kontrattı. Bu kontratı hiçbir kulüpten alamadı, anlaşamadı. Bugün e, Parades için en e, açıkçası iyi seçenek Galatasaray gibi gözüküyor ve Galatasaray Parades'in menajeriyle tekrardan temaslara başladı. Bu sefer Parades her an bitme noktasına gelebilir. Yani Fred ve Endombele ikinci plana atılırken Parades öne geçmiş durumda. Çünkü Parades'in şöyle bir avantajı daha var. Fred'in 15 milyon bon var. İndirim bile olsa 10 milyona bile düşse toplam maliyeti 14-15 milyon bir yıllık. Ee, aynı şey onu Endombele için de geçerli. 9-10 milyon euro bon servis bedelinden bahsediliyor. Ama Endombele'nin istediği parayla beraber hesapladığınızda yine 14-15 milyon euroyu bulan bir maliyet çıkıyor. Ama Parades'te böyle değil. 6 milyon euroya Galatasaray Paris Saint Germain'le anlaşmıştı. Oyuncunun kendisine de 3 milyonlu bonuslarla beraber 3 milyonu biraz geçen bir kontrat önermiş durumda. Yani 9-9,5 milyon dolara Parades transferini bitirebilir. Galatasaray için de maliyet en azından kontrol altında olur. Geçelim Tete. Ye. Galatasaray Beşiktaş'ın şimdi de Fenerbahçe'nin ilgilendiği Tete ile masada. Tabi burada Raşiza, Tete, Zanyola bu üçlüyü beraber konuşmak lazım. Raşiza da Galatasaray transferi bitirmek için çalışmalar yapıyor ama aksaması durumunda Tete olabilir. Çünkü Tete de Raşiza gibi sağ kanatta oynuyor. Artı Zanyola'ya sürekli bir şekilde teklifler geliyor. Ve Galatasaray her an Zanyola'yı satıp orada Raşiza'yı da dahil ederek Rashiza, Tete rotasyonu oluşturabilir. Plan bu. Beşiktaş haftalarca görüştü bu transferi bitiremedi. Fenerbahçe bitirmek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray da şu an devreye girmiş durumda. Ve bu transferi gerçekleştirirse ki e, aslında Tete'nin istediği paraları da verebilecek durumda Galatasaray. Bu transferi gerçekleştirirse hem Beşiktaş'a hem de Fenerbahçe'ye transfer çalımı, 60 olacak. Ama burada iki tane kriter var. Bir, bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum değerli izleyenler. Bir tanesi Raşiza'nın pazarlıkları olumlu sonuçlanmazsa. İkincisi de Zanyolo'ya şu dönemde gelecek yüksek teklifler Galatasaray'ı Tete transferini bitirme noktasına getirebilir. E, bunu da yine eklemiş olalım. Yani e, şarta bağlı bir transferden bahsediyoruz. Gelelim 10 numaraya. E, birkaç gündür Galatasaray'ı takip eden gazeteciler, muhabirler, yorumcular Galatasaray çok büyük bir isimle görüşüyor. Hatta işte bu ismin Neymar olduğunu söyleyenler var. Griezmann olduğunu söyleyenler var. Ki ben ikisine de ihtimal vermiyorum. Farklı farklı isimler de yazılıp çiziliyor. E, açıkçası Galatasaray 10 numarada bir yıldız, bir süperstar transferi yapma gibi bir planı var. Ama bu Neymar değil. Neymar'ın maliyetleri Galatasaray'ın karşılayabileceği noktada değil. Aynı şey Griezmann için de geçerli. Fakat Joao Felix, Dybala ve Talisca bu üçlüyü Galatasaray yakından takip ediyor. Dybala'nın fikrini değiştirmesi durumunda, kendisi Roma'da mutlu olduğunu söylemişti ama fikrini değiştirmesi durumunda Galatasaray devreye girecek. El Nasır'la Talişka arasında problemler var. Orada El Nasır'ın biraz da kolaylık sağlayarak, e, yıllık kazancının bir kısmını ödeyerek Talişka'yı gönderme durumu var. Yine Galatasaray bunu takipte. Özel olarak da söylemek istediğim, benim de yakından takip ettiğim, Joa Felix gelişmesi var. Joa Felix'te de, de oyuncunun menajeriyle Galatasaray diyalog halinde. Atletico Madrid'i uygun koşullarda Galatasaray'a göndermeye ikna edebilirlerse Galatasaray bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Arada 5 milyon euroluk bir fark var. Hemen onu da anlatalım. E, Atletico Madrid 10 milyon euro kiralama bedeli istiyor Joa Felix için. Galatasaray'ın ise teklifi şu. 3 artı 2. Yani biz size 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyelim. 2 milyon euro da oyuncunun ücretinden karşılayalım. 5 milyon euroluk bir destek sağlayalım. Bir yıl Galatasaray forması giysin. Hem bize katkı sağlasın. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor çünkü Joao Felix hem bize katkı sağlasın hem de siz de tekrardan değeri düşmüş olan oyuncunuzu açıkçası daha değerli bir noktaya taşıyın. Galatasaray'da alacağı sürelerle tekrardan Icardi gibi, Torreira gibi cazip bir futbolcu haline gelsin teklifi var. Atletico henüz bunu kabul etmiş değil ama Joao Felix'e Atletico'nun istediği standartlarda teklif de gelmiş değil. O yüzden ben Joao Felix konusunda unuttum. Fakat bir de şunu da eklemek isterim. Ağustos 15 Eylül arası hatta belki de işte İngiltere, İtalya vesaire 5 büyüklükte transfer dönemi kapandıktan sonra Galatasaray boşa çıkacak bir yıldızı da yine kadrosuna katabilir. Diyeceksiniz ki ama bunu e, Şampiyonlar Ligi'nde oynatamaz. Evet yani böyle bir realite var ama o dönemde e, ortaya çıkacak yıldız bir on numarayı yıldız bir golcüyü veya kanat oyuncusunu Galatasaray geri çevirmez. Böyle de bir plan var. Galatasaray ne olursa olsun Icardi ayarında taraftarını heyecanlandıracak kadro kalitesini ve oyununu yukarıya çekecek bir fırsat transferi kollayacak. Bunu da bizzat Erden Timur e açıkçası takip ediyor. Çevresine de bu konuda düzenli bilgilendirmeler verdiğini duyuyoruz. Yani Galatasaray en az 3 transfer daha yapacak ve bu transferlerden bir tanesi de gerçekten sansasyonel bir transfer olabilir. Bunu da belirtelim. Tabi oyuncu da göndermesi gerekiyor. Mitso ve Morussan'la ben yolların ayrılmasını, kısa sürede yolların ayrılmasını bekliyorum. Genç futbolcular da yavaş yavaş başka takımlara kiralanmaya bir kısmının da kontratından çıkılmaya başlandı. Galatasaray kadroyu da biraz hafifletmek istiyor. Bunu da belirtelim. Hatta Misson'un e, bu Ljubljana serisinden sonra, iki maçtan sonra Başakşehir'e imza atacağı yönünde de haberler var. Morussana ise hem Arabistan'dan hem de Türkiye'den e, ve İtalya'dan teklifler var. Bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Zaten Zaniolo, Boy, Lucas Torreira ve Victor Nelson bu dört oyuncu da e, transferde e, gerçekten büyük kulüplerin takip ettiği isimler, bunlara da her an çok büyük bir teklif gelirse, çok yüksek bir teklif gelirse satış gerçekleşebilir. Evet, Galatasaray'da gelecek gidecek tablosu bu şekilde. Galatasaray transfer sürecini gol var mı e, YouTube kanalında takip etmeye devam edeceğiz. Sizlerden de isteğimiz, ricamız e, yayınlarımızı beğenip kanalımıza abone olmanız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.